Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim haşhaş ezmeli çörek. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz: bir tane yaş maya, bir su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı kadar şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1,5 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, yaklaşık 1 kilo un. Malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından tarif listemize ulaşabilirsiniz. Evet, hamurumuzun yapılışı: ılık suda mayayı şeker ile birlikte eritelim. Daha sonra diğer malzemelerimizi ilave edelim ve hamurumuzu güzelce yoğuralım. Ben hamurumu mutfak robotuyla yoğurdum. Sizler dilerseniz elinizle yoğurabilirsiniz ama biraz özlü hamur olması için bir 10-15 dakika yoğurmanız gerekecektir. Elinizle yoğuracaksanız, makineyle yoğuracaksanız toplamda 5 dakika yeterli olacaktır. Evet, hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine şeffaf bir folyo örtelim ve oda sıcaklığına yaklaşık 50-60 dakika mayalanmaya bırakalım. Haşhaşlı iç harcımız için gerekli olan malzemelerimiz: yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar haşhaş ezmesi, 1 çay bardağı sıvı yağ. Harcımızı karıştıralım arkadaşlar. Dilerseniz hemen içerisine yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha fazla şeker ilavesi yapabilirsiniz. Eğer karışık yapmak isterseniz şekeri yaparken üzerine ilave etmenizi tavsiye ederim. Ben burada iki çeşit yaptığım için şekeri hemen içerisine ilave etmedim. Sizler dilerseniz içerisine ceviz de ilave edebilirsiniz. Farklı lezzetler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mayalanan hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde 25-30 eşit parça beze yapalım. Şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu hamurdan 3 farklı tarif yaptım. Yani bu hamurdan arkadaşlar 3 tepsi börek çıkıyor. Ona göre sizler de farklı tarifler yapabilirsiniz. Evet, mandalina büyüklüğünde yaptığımız bezelerimizi biraz mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanınca daha çabuk açılıyor. Elimizle bastırınca tabak altı büyüklüğünde açmamız yeterli oluyor. Daha sonra hazırladığımız haşhaşlı karışımdan 1 yemek kaşığı kadar ilave edelim. Her yerine sürelim. Bir tatlı kaşığı da şeker ekleyelim. Dilerseniz burada ceviz de ekleyebilirsiniz içerisine. Hatta tahınla da karıştırabilirsiniz haşhaşı. Bu şekilde üstüne ikinci bezeyi de koyduktan sonra büyük boy açıyoruz. Çok da büyük olmasına gerek yok. Normal bir tabak boyunca. İki farklı şekil göstereceğim sarma işlemini arkadaşlar. Sizler istediğiniz gibi sarabilirsiniz. Birincisini bu şekilde ortadan keserek, bükerek, gül şekli vererek çöreğimi tamamladım. Diğer ikinci farklı bükme şeklini de göstereceğim arkadaşlar burada sizlere. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta daha farklı şekiller vererek de çörekleri hazırlayabilirsiniz. Hatta muffin kalıbına, tepsisine de koyabilirsiniz içerisine. Gül şekli vererek tepside poğaça gibi pişirebilirsiniz. Birçok değişik farklı tarif elde edebilirsiniz. Evet, ikinci açma şekli de bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde açtıktan sonra, haşhaşımızı sürdükten sonra ikinci yufkamızı da üstüne koyuyoruz. Servis tabağı boyunca açıyoruz ve tam kesmeden ortasından verev şekilde şeritler kesiyoruz. Ve sararak rulomuzu elde etmiş oluyoruz.
Evet, burada sizlere tekrar göstermek istiyorum. Tam kesmeden ortasından bu şekilde şeritler kesiyoruz. Ve verev şeklinde sarıyoruz. Rulomuzu elde ediyoruz. Rulomuzu elde ettikten sonra kendi etrafını da sararak gül şekli veriyoruz. Ve bu şekilde çöreklerimizi hazırlamış oluyoruz. Evet, hazırladığımız çöreklerimizi yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine biraz aralık bırakarak diziyoruz. Yumurtalı sos sürüyoruz üzerine. Bir tane yumurtaya yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar süt ilave edip karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz bu sosu fırça yardımıyla çöreklerimizin üzerine sürüyoruz. Fırınımızı önceden 200 derecede ısıtıyoruz. Önceden ısınmış 200-205 derece fırında çöreklerimiz alt üst altın renk alana kadar kızartıyoruz. Yaklaşık pişme süresi arkadaşlar 25-30 dakika civarı sürdü benim fırınımda. Evet, üzeri kızardıktan sonra tabanını da kontrol edelim. Eğer tabanı da pişmediyse tekrardan fırınımızın taban katına koyalım çöreğimizi. Altı da renk alana kadar devam pişirelim. Ben burada kontrol ettim. Evet, üstü çok güzel kızarmıştı. Yalnız altı kızarmamıştı. Tekrar bu kez fırınımın taban katına koydum. Bir 10 dakika kadar da o şekilde beklettim. Toplamda 30 dakika arası çöreklerim mis gibi pişmiş oldu. İnanılmaz lezzetli oldular arkadaşlar. Evet, ben bu çörekleri hafta sonu kahvaltısı için hazırlamıştım. Hepsi mükemmel lezzetli oldular. Zarf şeklinde poğaça tarifimizde inanılmaz yumuşacık, müthiş lezzetli oldu arkadaşlar. Kat kat çıtır çıtırdı. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim efendim. Tariflerimi paylaşacağım. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz paylaştığım videolarımı göremeyeceksiniz ve bildirim alamayacaksınız. Bunun için kanalıma abone olup bildirim açmayı lütfen unutmayalım. Bu şekilde paylaştığım tüm videolarım sizlere bildirim olarak gelecektir. Evet efendim, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Farklı lezzetlerde, farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.